bulamıyorsunuz ve çözüm üretemiyorsunuz. O zaman ayrılma, aşama aşama ayrılmalar başlıyor. Yatak odasını önce yataklara ayırıyorsunuz. Bakın ayrılık, ayrılmadan başlıyor. Aslında önce zihinde ayrılıyorsunuz. Bakın zihinde biriniz haklı, biriniz haksızsınız. Zihinsel bir ayrılış var. Birisi yola getirmeye çalışıyor. Yapma bunu diyor. Bir ayrılık. Sonra yatak odasını ayırıyorsunuz vesaire. Darp kelimesi, bakarsanız lügat, yola çıkmak anlamı var, ayrılmak anlamı var, evden ayrılmak anlamı var ve uygulaması da var. Hazreti Ayşe'ye zina iftirası atıldığı zaman bir ay babasının evine gitti, ayrıldı. Yakın bir durum, ortada bir sıkıntı var ve çözümü nedir? Gönderiyorsunuz, kadın ya da erkek, kimi için müsaitse evden ayrılmasıdır uygun olan, yani ayrılmayı, ayrılma aşama aşama diyorum ya, yine ayrılmadır. Dövmeyle zerre kadar ilgisi olmadığını düşünüyorum. Ayrılma anlamı vermek lazım. Dövme fıkha göre suç. Hangi suçun cezasıdır? Yani dövme eğer bir cezaysa suç tespit etmeniz lazım. Ortada suç yok. Eğer suç olsa suçun karşılığını kişinin tek başına vermesi fıkha göre yasaktır. Yani suçu ancak devlet cezalandırabilir. Dolayısıyla dövme eğer suçun cezasıysa bunu zaten ihkakı hak olmaz. Yani yapamazsınız. Fıkha göre haram bu. Bunu yapamazsınız. Ortada suç yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Dövme. Daha vahimi şu. Bir sorunu çözmek için Allah dövme, şiddet gibi bir şeyi öneriyorsa o zaman bu kitap etik anlamda da sıkıntılıdır. Yani bir problemi çözmek için şu söylenebilir. Ya Kur'an-ı Kerim o dönemin fotoğrafını çekiyor. Diyor ki ya siz hanımları dövüyorsunuz. Bu sorunu çözmek için böyle bir yöntem uyguluyorsunuz. Ama en son çare olarak buna başvurun. Daha önce şunları şunları deneyin de çözemezseniz buna başvurun diyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim bu insanların yobazlığına, bu insanların zulmüne, zalimliğine hiçbir ahlaki teklifte bulunmuyor demektir. Bunun için biniyor Kur'an-ı Kerim. Yani orada bir haksızlık var, gücü yeten yetene oluyor ve Kur'an-ı Kerim burada bir öneride bulunmayacak, öyle mi? Diyecek ki son çare olarak dövebilirsiniz. Bence bu bühtan. Yani Kur'an-ı Kerim'in etik temelli, iyi insan projesi, Hüseyin Atay Hoca'nın çok güzel bir tanımlamasıdır. İslam iyi insan projesidir, kadın ya da erkek, çocuk ya da anne baba fark etmiyor. Siz bu yorumla, bu anlayışla mı, kendi düşüncelerinizi Kur'an-ı Kerim'e giydirerek mi iyi insan projesi yaratacaksınız? Alimlerimize bunu söylüyorum. Maalesef ben bir çalışma yaparken baktım. Mesela Maturidi, Kültür Bakanlığı'na bir kitap edite ettik. Ve Maturidi'nin kadınla ilgili Kur'an-ı Kerim ayetlerini nasıl anladığını, yorumladığını örnek model olarak sunmak istedim. Bir dosya hazırladık. Sonra vazgeçtim. Sonra vazgeçtim çünkü diğer ulemamızdan farkı yok o konuda. Aynı şeyleri söylüyor.